Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı toplantısının birinci birleşimi Burhanettin Kocamaz Başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda 32 idare teklifi, 11 komisyon raporu ile 5 gündem dışı madde görüşüldü. İdare teklifleriyle gündem dışı maddelerin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, komisyon raporları ise meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında Mersin'deki sanayi tesisleri ve kimyasal atıklar konusu gündemin öne çıkan konusu oldu. Burhanettin Kocamaz, kimyasal atıkların bertarafı için Mersin'de bir tesis yapılmasına asla izin vermeyeceğini belirterek, "Ben burada olduğum sürece hiç kimse buraya kimyasal bir tesis yapamaz. Mersin'in geleceğini hiç kimseye peşkeş çekemem," dedi. Evet, bu kimyasal atıkla ilgili konu. Tabii Mustafa Bey'e bu iş nereden geldi, nasıl oldu? Ben bilmiyorum. Bugüne kadar bu hiç gündeme gelmemişti. Bizim dönemde gelmedi yani. Evet. Şimdi tabii burada değerli arkadaşlar, önceki proje şöyleydi. Kilis, Antep, Maraş, Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin bölgesinin atığını burada bertaraf etmek için bir tesis yapılacaktı. Ve bu tesis Tarsus'a yapılacaktı. Kusun Deresi'nin yan tarafına yapılacaktı. Bir taraftan sızıntılar Kusun Deresi vasıtasıyla Berdan'a, Berdan'da dönüp dolaşıp gelecek, turizm bölgesi ilan ettiğimiz yerin içerisinden geçecekti. Bunun dışında bir de burası hemen içme su havzamıza yaklaşık 500 metre bir mesafedeydi. Buradan çıkacak gazlar, bölgemiz nem oranının yüksek olduğu bir bölge, havada asılı kalacak rüzgarlarla bu içme su havzası da kirletilecekti. Ya bütün bu bölgenin cezasını niye o zaman benim mücadelem Tarsus çeksin? Tarsus'ta bir tane kimyasal atık üreten tesis yok. Niye bu tesis getirilip oraya yapılacak? İşte bütün yerler, bütün iller faydalanacak. O zaman dedim, ölçün buradan Kilis'i, ortası nereye geliyorsa gidin oraya yapın. Tabii bütün amaç Kromsa'nın bu tehlikeli atıklarını orada gömmek, yok etmekti. Biz de şunu söylüyoruz, kirleten temizlesin. Bundan sonra buraya, ben burada olduğum sürece hiç kimse getirip de kimyasal bir tesis yapamaz. Ben buna göz yumamam, izin veremem. Bunlar da halihazır yerlerinde bunları temizleyecekler, yok edecekler. Maliyetliymiş, beni ilgilendirmiyor. Parayı kazanan onlar. Yenisi yapılmayacağına göre kendi bulundukları yerde bunları yok edecekler. Yani biz böyle bir tesisi yaparsak o saydığım illerin, hatta İç Anadolu'dan, hatta yurt dışından gemilerle buraya atıklar gelecek, yok edilecek. Ben Mersin'in geleceğini hiç kimseye peşkeş çekemem, hiç kimse de kusura bakmasın. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Tarsus İşkur Müdürlüğü'ne başvuran işsizlere 4 milyon 814 bin lira işsizlik ödeneği yapıldı. İşkur Tarsus Şube Müdürü Kürşat Dal çalışmayla ilgili bilgi verdi. Müdür Kürşat Dal, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak özel sektörden 3502 kişilik açık iş aldıklarını kaydetti. 1813 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini vurgulayan Müdür Dal, özel sektörde 1285 kişinin iş yerinde ziyaret edildiğini, iş arayan 10.299 kişiyle görüşme yapıldığını ifade etti. Mesleki eğitim kursları kapsamında 289 kişinin eğitim gördüğünü, bunlara ek olarak halen süren reyon görevlisi, adli takip elemanı ve ön büro yetiştirme kurslarına 60 kişinin katıldığını dile getiren İşkur Tarsus Şube Müdürü Kürşat Dal, işbaşı eğitim programlarına 439 kişinin katılım gösterdiğini ifade etti.
Girişimcilik kurslarına ise 12 grupta 311 kişinin katılım gösterdiğini söyleyen Kürşat Dal, 32 grup görüşmesi ve 38 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Ramazan bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin bir bölümünün geri dönmediği belirlendi. Başta Mersin, Adana ve Tarsus olmak üzere bölgenin diğer kentlerinden ülkelerine bayram ziyaretine giden Suriyelilerin sayısı 100 bini aşmıştı. Haziran ayından bu yana Hatay Cilvegözü sınır kapısından 120 bin Suriyeli çıkış yaparken bunlardan 6 bini Türkiye'ye geri döndü. Hatay Valiliği, memleketlerine giden Suriyelilere 30 Eylül tarihine kadar süre tanıdı. Böylece dileyen Suriyeli Kurban Bayramı'nı da ülkesinde geçirebilecek. Kilis Öncü Pınar sınır kapısından geçiş yapan 64 bin Suriyeli'den ise 29 biri geri dönüş yaptı. Öncü Pınar sınır kapısından son geçiş tarihi ise 14 Temmuz olarak açıklandı. Mezitli ilçesinde belediye başkanı Neşet Tarhan'ın da katılımıyla sahil temizliği yapıldı. TC Gönüllü Evi aktivistleri tarafından gerçekleştirilen ve Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye ekiplerinin de destek verdiği etkinlik karnaval havasında geçti. Yaklaşık 5 saat süren etkinlikte TC sahillerini boydan boya temizleyen ekipler oldukça renkli görüntüler sergiledi. 7'den 77'ye geniş katılımın sağlandığı etkinlikte sahiller çöp ve atıklardan temizlenirken denize giren vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, talep ve önerileri de dinledi. Kente yapılan hizmetlerin başarılı olmasında tek belediye ekiplerinin çalışmasının yeterli olmayacağının altını çizen Tarhan, vatandaşlardan hizmetlere sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi. Toplumsal gelişimin vatandaşların desteği ve örgütlü olmasıyla sağlanacağını ifade eden Tarhan, "Biz gönüllü evlerimizi bu amaçla yaptık. Belediye imkanları elbette ki hizmetleri yerine getirmekte yeterli olmayacaktır. Gönüllü evlerimizi bu nedenle kuruyoruz. İstiyoruz ki halkımız burada örgütlenerek belediye hizmetlerine destek versin. Bizim ulaşamadığımız noktalar hakkında yine gönüllülerimiz köprü görevinde bulunacaklardır," dedi. Bu etkinlikleri önümüzdeki süreçte diğer bölgelerde de tekrar edeceklerini ifade eden Başkan Tarhan, katılan tüm vatandaşlara ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mutta yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları arıcıların yüzünü güldürdü. Üreticiler arıların yoğun oğul verdiğini ve bal üretiminde de rekor verim beklediklerini bildirdi. 30 yıldır ben tarımcılık yapıyorum. Bu 30 yılın içerisinde sayılı yıllar olmuştu. Örneğin 92 yılı, 2000 yılı, 2011 yılı ve artı 2017 yılı bizim beklediğimiz güzel yıllardan birisi olmuştur. Olacak. Yani öyle ümit ediyoruz en azından. 2017 yılının bal rekoltesi açısından bereketli bir sezon olacağını söyleyen Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, gerek kalite ve gerekse rekolte açısından sağım sezonunun çok verimli geçmesini beklediklerini bildirdi. İlçe genelinde yaklaşık 120 arıcının mevcut olduğunu, kayıtlı olmayanla birlikte yaklaşık 15 bin kovanda bal üretimi yapıldığını kaydeden yetkililer, bu yıl rekoltenin 10 ton üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti. Bu yıl uzun yıllardır görülmeyen kar yağışının olmasının verim üzerinde önemli bir etki yarattığını söyleyen arıcılar, son 7 yılın en büyük oğul çıkarma ve bal üretimini beklediklerini belirttiler. Satış aşamasında ise arıcılar ürünlerinde gıda kontrol mühendisleri tarafından belirlenen ambalajı kullanıyorlar. Bu da balın sahte olup olmadığını gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. 8 Temmuz 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl şehit yüzbaşı Fuat Oğuzcan anısına düzenlenen Fındık Pınarı futbol turnuvası, Fındık Pınarı futbol sahasında oynanan birinci hafta maçlarıyla başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptı. Turnuvada 24 köy takımı 5 hafta boyunca her cumartesi ve pazar günleri ikişer grup halinde oynanacak maçlarda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Turnuva 30 Ağustos 2017 çarşamba günü oynanacak final maçıyla son bulacak. Final maçı sonrası düzenlenecek ödül töreniyle ödüller sahiplerini bulacak. Merhabalar, sizi tanıyalım. Berna Uzun.
Berna Hanım, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Köyler Arası Fındık Pınarı futbol turnuvasını izliyorsunuz şu anda. Nasıl geçiyor sizce? Güzel, her sene güzel. Bu sene de güzel olacak inşallah. Daha ilk maç. Şu an bizim köyümüz oynuyor. Menteş. Daha ne diyeyim? Turnuva çok güzel. Bu turnuvanın zaten kuruluş amacı köylülerin birbirini tanıması, birbirine destek olması, birbirine yardımlarına, ihtiyaçlarına koşması, dostluk, kardeşlik olması. Turnuvanın amacı zaten dostluk, kardeşlik. Başka bir turnuvanın amacı yok. Geçen sene katılmıştık. Ben geçen sene Menteş'te oynamıştım. Şu anda maçını izlediğimiz. Bu sene kendi köyümde oynuyorum. Gökçebelenliyim. Gökçebelen Spor'a da başarılar diliyorum buradan. Turnuva eğlenceli geçiyor. Katılımlar çok güzel. Şeyler, tribünler dolu. Köylülerin hepsi burada. Peki geçen sene katılmış mıydınız bu turnuvaya? Geçen sene de katıldık. Her sene düzenli olarak katılıyoruz. Peki nasıl geçiyor genel olarak her sene katıldığınıza göre? Dışarıdan yabancılar da geliyor. Güzel eğleniyorlar. Devamlı teşvik oluyor. Özden Kurt. İsmim Tepeköy Spor Kaptan Yöneticisiyim. Özden Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği futbol turnuvasına katıldınız ve kazandınız. Bu turnuvada olmak nasıl bir duygu? Bu turnuvada olmak gerçekten takım halinde ve köyler arasında müthiş bir duygudur. Bütün turnuvaya katılan takım arkadaşlarıma, gençlerime, köyler muhtarlarına hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca Burettin Başkanıma bu turnuvada elinden gelen bütün yardımları, bütün köylere gösterişine ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası sona erdi. (Gülüyor) 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Erdemli Atış Poligonu'nda Türkiye geneli yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 170 sporcu 25 metre tabanca ile 50 metre tüfek dallarında dereceye girebilmek için yarıştılar. 4 gün boyunca birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada yapılan müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Zeki Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Havalı Ateşli Silahlar As Başkanı Kadir Akgün, Erdemli Atış Poligonu Tesis Amiri Yusuf Dikeç ve İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından madalya ve kupaları verildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Tarsus İdman Yurdu dış transferde bir oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nden yapılan açıklamada, ön libero ve sağ bek mevkilerinde oynayan 1997 doğumlu Abdurrahman Canlı ile Fenerbahçe Spor Kulübü ile bir yıllık kiralık olarak anlaşıldı, kaydedildi. Abdurrahman Canlı ile ön protokol anlaşması, Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Önder Ege ve menajer Olgun Peker'in katılımıyla İstanbul'da imzalandı. Bu arada Tarsus İdman Yurdu'nun önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında daha önceden ön anlaşma yaptığı defans oyuncusu Fuat Onur'la hocamız Özcan Kızıltan'ın verdiği rapor doğrultusunda yollar ayrıldı. Fuat Onur'un kulüpten herhangi bir alacağı bulunmazken Onur'a ön anlaşma kapsamında verilen ön ödemenin kulüp muhasebesine iade edildiği kaydedildi. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin Üniversitesi Kadın Basketbol takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sene playofflarda istediği sonucu elde edemeyen Mersin Üniversitesi bu yıl daha iyi kadroyla lige iyi başlayıp iyi bitirmek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız veren ekip ilk olarak antrenör değişikliğine gitti. Takımın başına Mustafa Secerlioğlu'nu getiren Mersin Üniversitesi Spor Kulübü, hocanın raporu doğrultusunda Pınar Turan, Selvin Türmen, Cansu Yetiş ve Julia Suzan Demirer'i renklerine bağladı. Ayrıca yabancı oyuncuda da 1.90 boyundaki Ariel Batz'la anlaştı. Kulüp başkanı doçent doktor Yunus Yıldırım transfer çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Antrenör Mustafa Secerlioğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda atıcı ve bir 4 numarayla görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Yıldırım, genç oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz sezon 20 takımın olduğu ligde 25 galibiyet, 13 mağlubiyet alan Mersin ekibi ligi 6. sırada tamamlamıştı. Oynadığı 38 maçta rakip potalara 2504 sayı atan Güney ekibi potasındaysa 2386 sayı gördü.